Efendim, bazen makamlar vardır. O koltuktaki şahıs görevini bırakır ama bıraktıktan sonra duayenliği, ismi her zaman kalır. O insanlardan biri. Samkon geçmiş dönem başkanımız, iş insanı, sevgili Sezgin Gümüş. Gerçekten benim için değerli, kıymetli bir insan. Uzun zamandır başkanımı ziyarete gitmek istiyorum. Yalancı gibi oluyorum, hakkını helal et başkanım. Ama yoğunluğum vardı, Karadeniz çekimlerim vardı, rahatsızlıklar söz konusu oldu, gelemedim. Başkanım dedim, seninle özel Samsun'u masaya yatıracağım ama bu masaya değil, ilerleyen dakikalarda birebir seninle bir Samsun'u masaya yatırmak istiyorum. Çünkü ben, kimse kusura bakmasın, son 4-5 yılda bunu Sayın Hasan Kayaşçı Başkanım da yanlış anlamasın, ortaya konuşuyorum. Samsun İstanbul'da yok ve başkan, Samsun'u nasıl İstanbul'da var ederiz şeklinde bir konuşma yapmak istiyorum. Çünkü Samsun'da küçük dernekler büyük işler yaparken büyük federasyonda bir Yenikapı'da, bir Maltepe'de, bir Yeşilköy Havaalanı'nda bir etkinlik ya da başarılı bir şey göremiyorum. Geçen günü Mustafa Şeker Başkan'la, genel sekreterle konuştuğumda dedi ki, Allah'tan bir şey olmazsa Eylül ayında inşallah, Ekim ya da yalan söylemeyeyim, bir etkinlik olacakmış. İnşallah güzel bir etkinlik olur. Çünkü başkanın başkanlık yaptığı dönemlerdeki mücadelesini biliyorum. Şu son birkaç senede o mücadeleyi görmediğim için bunu dile getirdim. Başkanım, hoş geldin. Vazgeçilmezin. Sevgili Burhan Başkan, emindim geleceğinden. Hatta bana dedi ki, Sezgin Başkan gelecek mi? Dedim, benden al haberi, gelecek. Tam gün ortası nasıl buldun başkanım? Muhteşem. Son derece coşkulu, son derece heyecanlı ve son derece kalabalık. Samsunlara yakışır bir etkinlik olmuş. Bu anlamda da Burhan Başkan'a tekrardan teşekkür ediyorum. Başkanım, iş hayatınız devam ediyor. Şirket Kemerburgaz'da, sana da burası yakın zaten. Son zamanlarda malum sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Bir iş insanına bunu sormak istiyorum. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi oldukça zor. Çünkü ülkemiz tarihin en büyük ekonomik krizi içerisinden geçiyor. Her gün iş yapan bir arkadaşımızın sıkıntılarına şahit olmaktan son derece ızdırap duyuyoruz. Allah iş yapan herkesin yardımcısı olsun. Bugün bu atmosferde, bu para darlığının, bu yüksek krizin olduğu dönemde iş yapan esnafına, iş adamına kadar hepsi alnından, hatta bileğinden öpülecek insanlardır. Çünkü bu krizleri siyasiler bertaraf edemez. Bu krizi başbakanlar, cumhurbaşkanları bertaraf edemez. Herkes parasını bankada gömmüş, bacak bacak üzerine atmış, krizin geçmesini beklerken vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, ülke sevgisiyle iş yapan, iş yapmanın getirdiği uykusuz geceleri, sıkıntılı ruh hallerini yaşayan iş adamlarının piyasada çevirdiği paralarla bu ekonomi, kriz bertaraf edilir. Bu anlamda bu dönemde parasıyla, çilesiyle, cefasıyla efendim iş yapan bütün iş insanlarına tekraren teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz iş yapacağız, piyasalarda para çevireceğiz. Bakkalından berberine, tersine kadar bu paralar piyasalarda dönecek. Kriz atlatılacak. Sonra da siyasiler kalkacak, diyecekler ki biz krizi çözdük. Tam yerine geldin sevgili başkanım. Bir sürpriz bekliyordum ben aslında. Samsun'a, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabileceğini tahmin ediyordum. Ama şunu demiştiniz. Eğer bağlı bulunduğum parti, siyasi parti direkt aday gösterirse seve seve başkan adayı olurum. Ve şu an Halit Doğan, Çarşamba Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterildi. Tabii ki Samsun'dan ayağını çekmediğin için biliyorum. Halit Başkan şu an Samsun'da nasıl bir izlenim bırakıyor ve artık başkanlık için, yani siyaset ve STK'lar için yola devam mı? Şimdi Halit Başkan başarılı bir belediye başkanı. Samsun gibi kozmopolitan büyük bir şehirde genç ismin, dinamik bir ismin belediye başkanı olması Samsunlar adına ümit verici. Daha yeni bir belediye başkanı olduğu için ciddi bir sınavdan geçmedi. Kanaatim odur ki Samsun'a mührünü vuracak, başarılı belediye başkanları arasına girecek bir isim olacak. Başkanım,
Başkanım, çok fazla tutmayacağım ama gün içerisinde erken kalkmazsanız sizinle tekrar röportaj almak istiyorum ama ola ki kalkarsanız söz veriyorum en fazla 2 hafta içerisinde makamınıza gelip sizi ziyaret edeceğim. Her zaman. Gün 24 saat, yıl 365 gün. Sen benim dostumsun, kardeşimsin. Ne zaman istiyorsan randevusuz benim yanıma gelebilirsin. Uzunca bir süredir beraber olmayı arzu ettik ama bir türlü çeşitli nedenlerden dolayı beraber olamadık. Önce can sağlığı, Allah sağlık ve ömür verdiği sürece beraber oluruz. Seninle biz 100 yıl, 500 yıl, 1000 yılda görüşmesek hukukumuzdan, muhabbetimizden hiçbir şey kaybolmaz. Burada konuşurken aklıma bir şey geldi. Başkanım noktalarken aklıma bir isim geldi. Samsun'da Birol. Benim Birol Kaya halamın oğludur. Samsun'a Büyükşehir Belediye Başkanı olma ihtimali var demiştim. Samsun Spor'da iyi bir yöneticiydi, iyi bir başkanlığı vardı ve eminim başarılı olacaktır demişti. Aklıma geldi Samsun Spor. Şimdi Samsun Spor inşallah o temennide bulunmaktan başka bir şey söyleyemeyiz. İnşallah şampiyon olacağız. Bu cezayı alması gerekiyor muydu? Bence gerekmiyordu. Gerekmiyordu. Şimdi yorumlarda görüyorum sevgili Yüksel Başkanım. Sevgili Veysel Bilen abim, abimsin benim ama yorumlarda şu söylenir. 3 kuruş para için futbolcuları düzensiz bir şekilde elden çıkarıp o cezayı hak etti diye. Şimdi cezanın kaldırılması için hiçbir mücadele yok. Ve sen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Karadenizli hemşerin Hacı Osman oğlunu desteklemedin alenen söylüyorsun. Böyle bir şey var mı? Orada talihsiz bir açıklama olmuş. Yüksel Bey... Samsun Spor AŞ'nin sahibi, yani kırılmasın, gücelmesin ama Samsun'un ve Samsunların sahibi değil. Bu ayrımı iyi yapabilmesi lazım. Kendisi Sivaslı olmasına rağmen Karadeniz'de kardeşimiz olan, aramızda zaman zaman husumetler olsa da Karadeniz'de hemşehrimiz olan bir başka vilayetle ilgili bu sözü sarf etme hakkı yoktur. Artık şöyle bir talih açıklama. Biz Trabzon'la kavga ederiz. Kardeş oluruz. Bizim Trabzonlularla ve Trabzonsporla bu halklara da yansır, bu barışta, kavgada yansır. İki hemşeri şehrinin kendi arasındaki rekabetidir, ilişkisidir. Bu kimseyi ilgilendirmez. Kimseyi de kendi kavgamızın arasına sokmayız. Efendim, çok konuşacak çok şey var ama duyduğunuz gibi müzik bir yandan bekleyen. Bu arada da ismi zikredildiği için Samsun'a, Samsunlara ve hasreten Samsun Spor'a uzun yıllardır, kamuoyu yeni tanıyor ama uzun yıllardır emeği geçen eski ve can dostum Veysel Bey'e de buradan çok selam ediyorum. Gerçekten çok kendisini yanaklarından öpüyorum. Çok kıymetli. Çekim sonrası bizzat arayacağım. Bir de bu videoyu da Veysel abi sana atacağım. Seni gerçekten çok seviyoruz. Amacımız Yüksel Başkanımı eleştirmek ya da amacımız Samsun Spor kötüye gidiyor demek değil. Amacımız Samsun'un en azından bu sene ligde kalması. Ben eminim siz onu başaracaksınız. Selam olsun. Başkanım. Az önce dedim ki sevgili başkanıma, çok özür dilerim başkanım, az ayağımı alayım. Sevgili başkanıma dedim ki başkanım dedim, Samastir'in vazgeçilmezisiniz. Ve şu an kıymetli başkanla beraberiz. Bu dostluğu nasıl sağladın? Efendim öncelikle sayın başkanıma hoş geldin diyorum. Sezgin başkanımızı biz yıllardan beri tanırız. Camianın her zaman içerisinde gerek Samsun, spor camiası olsun, siyasette olsun, STK'larda olsun, her zaman derneklerimize özellikle de Samester'e desteği hep sonsuz olmuştur. Bu anlamda Samester olarak Sayın Başkanımı seviyoruz. Yaptığı, atmış olacağı her adımları da takip ediyoruz. Kendisinin her zaman yanındayız. Her pikniğimizde, her organizasyonlarımızda da bize gerek maddi gerek manevi olarak hep destek olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum. Başkanım, ben size çok teşekkür ediyorum. Gerek buraya, özellikle Amasyalılar için söylüyorum bunu. Tabii ki Samsun'da da Samsun Çarşamba, Hürriyet, İstiklal gibi yerlere Ayvacı'ya gittim. Ama Samaster benden hiç vazgeçmediği için çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi sevgili başkanım, evet dediğim gibi vazgeçilmediğin değerli kıymetli başkanımız Sezgin Gümüş aramızda. Çok kısa duygularını alayım, sonra diğer misafirlere gidelim. Evet, Sezgin Gümüş Başkanım deyince Samsun aklıma geliyor. Şimdi bir anımı hatırlatayım.
sahur programındaydı. Ekrem Başkanım'la orada karşılaştık, Samsunlu olduğumu söyleyince hemen bana Ekrem Başkanım şunu dedi: Sezgin Gümüş'ü tanıyor musun? Evet tanıyorum deyince, aynen o şiddet, Samsun deyince Sezgin Gümüş aklıma geliyordu. Adam gibi adamdır dedi ve iki gün sonra Sezgin Başkanım bizzat kendisi aramıştır. Sezgin Başkan'ı biz seviyoruz. Sezgin Başkan'ın Samsun'da, İstanbul'da yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Şunu da buradan belirtmek istiyorum ki, bazı gruplar beni Sezgin Başkan'ın yanında olduğum için, geçen gün yine bir arkadaşım açık eleştiriyor. Ben ölümüne, sonuna kadar Sezgin Başkan'la yol yürüyeceğime buradan söz veriyorum. Ve şunu da belirtiyorum, Sezgin Başkan'ım eğer bir yerlere gelirse, Sezgin Başkan'ım bizim yanımızda olursa, birçok belediyede belediye başkan yardımcıları, büyükşehirde daire başkanlığı alacağımıza ben buradan müjdesini de veriyorum. Ben bunun ışığını da gördüm. Sezgin Başkanım candır. Başkanım kusura bakma da Sezgin Başkanım beni senin sevdiği kadar sevse ben de hep yanında olur, desteklerim. İşin esprisi. Şimdi, sevilmeyi hak ediyorsun başkanım. Burhan Başkanıma çok teşekkür ediyorum takdir dolu sözlerinden dolayı. İnşallah Sezai Başkanımın da Burhan Başkanımın da bu sevgilerine, bu saygılarına layık birisi oluruz. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Samsun'umuzun en üst sivil toplum kuruluşları olan Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonumuzun önceki dönem genel başkanı, iş insanımız ve aynı zamanda derneğimize vermiş olduğu desteklerden dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İş insanımız Sezgin Gümüş Başkanımızı ben alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sezgin Başkanımızı şöyle bir alkışlayabilir miyiz? Buyurun Sezgin Başkanım. Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun saygıdeğer Genel Başkanı Fatih Mehmet Aslan Bey ve gene federasyonumuza üye derneklerimizin başkanlarından Ali Sakallı Başkanım, Yusuf İvgen Başkanım, Havza Konfederasyonu'nun onursal başkanı, değerli kardeşim Ramazan Çelik Başkanım ve Samsun'un nazlı gelini Samsun Spor'un İstanbul taraftar liderlerinden Erol Çetin kardeşim. Hasılı Amasya ve Samsun'un yiğit ve mamur evlatları, hepinizi sevgi, saygı, dua ile selamlıyorum. Kıymetli hemşerilerim, geleneklerinden, göreneklerinden ve törelerinden kopan toplumların tarih sahnesinden silinmesi mukadderattır. Bu anlamda bu muhteşem etkinlikle geleneklerimizi, göreneklerimizi ve törelerimizi yaşadığı, yaşattığı, aynı zamanda da bizleri bu alanda buluşturarak kucaklaşmamıza ve hasret gidermemize vesile olan benim çilekeş, cefakar ve vefa abidesi Amaster'in saygıdeğer başkanı Burhan Erginer kardeşime huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet, kıymetli hemşerilerim, bugünün ve bu derneğin Karadeniz Hemşeri Hareketi'nde çok farklı, çok duygusal, mümeyyiz bir vasfı vardır. Samsun, Cumhuriyetimizin ilk büyük kentidir. Karadeniz'in de metropol şehridir. Samsun sadece Samsun sınırlarından ibaret değildir. Samsun demek, Çorum demek, Amasya demek, Tokat demektir. Samsun'un bu mümeyyiz farkını fark ederek, Amasya ile Samsun'u kucaklaştırarak Samaster'i kuran Sezai Güntav Başkanıma ve bugün hali hazırda başkanlık yapan, bizleri bu alanda buluşturan Burhan Erginer kardeşime tekraren teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hepinize iyi pazarlar, iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli başkanım, sizi hemen bir sahnede yine misafir edelim. Samester'imizin genel başkanı Burhan Erginer başkanımızın ve yönetiminin çok kıymetli iş insanımız Sezgin Gümüş başkanımıza plaket takdimleri var. Sezai Güntav başkanımı da ben şöyle rica edeyim. İsim karesini alalım.
Kıymetli başkanım, SAMES'lerimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sezgin Gümüş başkanımızı şöyle bir güçlüce bir alkışlayalım. Geçen dönemde, ondan önceki dönemde, bugün de, inşallah yarın da her daim hemşerilerinin yanında olacak kendisi. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli başkanım. Evet, başkanımızı alkışlarınızla yerine alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım.